Arkadaşlar merhaba. Geçen hafta düzlem ayna konusuna giriş yaparak düzlem aynada görüntü konusunu işlemiştik. Bu hafta düzlem aynada görüş alanı ile devam ediyoruz. Şekilde gördüğünüz gibi düzlem aynaya O noktasından bakan gözlemcinin görüş alanını bulacağız. İki yolla bulabiliriz. Birincisi, O noktasından düzlem aynanın her iki ucuna da ışınlar göndererek yansımasını buluruz. Birinci uca birebir, ikinci uca üçe bir şeklinde gönderiyoruz. Bu yansıyan ışınlar arasında kalan bölge görüş alanıdır. İkinci yol ise O noktasının düzlem aynaya göre simetrisini alırız. Önceki dersimizde yaptığımız gibi önce ayna düzlemini uzatıyoruz ve O noktasının bu ayna düzlemine göre simetrisini buluyoruz. O noktasının düzlem aynaya göre simetrisini O üssü bulduk. Bire bir diyoruz buraya. Ve bu noktadan aynanın her iki ucuna da ışınlar çiziyoruz. Gördüğünüz gibi zaten bu ışınlar O noktasından yansıyan ışınlarla çakışıyor. Evet, arada kalan bölgede O noktasından bakan gözlemcinin görüş alanı oluyor. Hangi yöntemi tercih edeceğiniz size kalmış ama benim tercihim daha pratik olması açısından ikinci yöntem olacak ve sorularımı da bu yöntemle çözeceğim. Burada şekilde de gördüğünüz gibi bir gözlemcinin kendi görüntüsünü görebilmesi için düzlem aynaya dik uzaklığının olması gerekmektedir. Buna göre şekilde bulunan K, L, M noktalarından bakan gözlemcilerden sadece L noktasından bakan gözlemci kendi görüntüsünü görebilir. Çünkü L noktasından düzlem aynaya dik uzaklık vardır. K ve M noktalarından bakan gözlemciler kendi görüntülerini göremezler. Bildiğimiz gibi aynaya yaklaştıkça görüş alanı artar. Uzaklaştıkça da azalır. Şekilde aynaya daha yakın olan L'nin görüş alanı K'nın görüş alanından fazladır. Her iki noktadan da aynanın uçlarına ışınlar ve yansımalarını çizdiğimiz zaman, bakın kitabımız çizmiş kırmızı kesikli ve mavi kesikli olmak üzere. L noktasından gelen yansımaların arasından kalan alanın daha geniş olduğunu görürüz. Şimdi düzlem ayna ile ilgili iki özel kurala göz atalım. Birincisi, aralarında alfa açısı bulunan iki düzlem ayna arasındaki cismin görüntü sayısına n dersek, n'i bulabilmek için 360 bölü alfa eksi 1 bağıntısını kullanırız. İkinci olarak da düzlem aynaya gelen ışının geliş doğrultusunu değiştirmeden aynayı alfa kadar döndürürsek yansıyan ışın da ayna ile aynı yönde ve 2 alfa kadar dönecektir. Düzlem ayna önüne konulan cisim saydam değilse cisim ve görüntüsü görüş alanını engelleyebilir. Burada öncelikle O noktasından bakan gözlemcinin L ve K'yı görüp görmediğini inceleyelim. Bunun için size kısa bir yöntem anlatacağım. Önce ayna düzlemini uzatarak gözlemcinin aynaya göre simetrisini buluruz.
ve bu noktadan cisme ışınlar göndeririz. Eğer bu ışınlar aynayı kesiyorsa ve bu ışınlar üzerinde saydamı olmayan başka bir cisim veya cisim görüntüsü yoksa, gözlemci cismi görebilir deriz. Şimdi o cisminden bakan gözlemci L'yi görüyor mu, görmüyor mu, bunu bulalım. O noktasının aynaya göre simetrisini alalım. Ayna düzlemini uzatıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi bir köşegen, bir köşegen. Ve buraya O üssü adını vermişiz. Buradan L'ye ışınlar gönderelim. O noktasından, O üssü noktasından L'ye gönderilen ışın aynayı kesiyor mu? Evet, kesiyor. Peki bu ışınlar üzerinde cisim veya cisim görüntüsü var mı? Cisim yok ama X cisminin görüntüsü var. Bu yüzden deriz ki O noktasından bakan gözlemci L'yi göremez aynada. Şimdi arkadaşlar, O üssü noktasından K'ya ışın gönderelim. Evet, birinci şartımız sağlandı. Aynayı kesiyor. Fakat bu ışınlar üzerinde X cismi var. O halde O noktasından bakan gözlemci K cismini maalesef göremiyor. Evet. Şimdi kitabımızdaki çözümlü sorularla devam edelim. Bir düzlem aynanın önüne K, L, M cisimleri şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre O'dan bakan gözlemci hangi cisimlerin görüntüsünü görebilir? O noktasından bakan gözlemcinin hangi cismi görüp göremeyeceğini bulmak için öncelikle O noktasının ayna düzlemine göre simetrisini alalım ve bu noktadan cisimlere ışınlar çizelim. Ayna düzlemine göre simetrisi burası. O'dan K'ya giden ışın aynayı kesiyor ve üzerinde de herhangi bir cisim veya cisim görüntüsü yok. O yüzden O'dan bakan gözlemci K'yı görür deriz. Aynı şekilde O üstünden L'ye giden ışın aynayı kesiyor ve üzerinde herhangi bir cisim veya cisim görüntüsü yok. O zaman deriz ki O'dan bakan gözlemci L'yi de görür. Şimdi O üssünden M'ye giden ışın aynayı kesmiyor bile. O halde O'dan bakan gözlemci M'yi göremez. Kitabımız görüş alanlarını çizerek çözüm yapmış. Buna da bakalım. Ben size gösterdiğim yöntemi tercih ettim. Çünkü noktaları görmemizi engelleyen saydam olmayan cisim olabilirdi. Bu soruda yok ama olsaydı da bunun kontrolünü yapmak için zaten az önce çözdüğümüz yöntemle yapmamız gerekecekti. Şimdi ikinci soruya gelelim arkadaşlar. Bir düzlem aynanın önüne X, Y, Z demir bilyeleri şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre O noktasından bakan gözlemci hangi bilyelerin görüntüsünü görebilir?
Öncelikle arkadaşlar, ayna düzlemini uzatmamıza gerek yok. O'nun simetrisini çiziyoruz ayna düzlemine göre birebir. Ve buradan X, Y, Z bilyelerine ışınlar gönderiyoruz. X'e giden ışına bakalım. Hatta biraz daha uzatalım ve Y'ye kadar gittiğini görüyoruz. Evet. Buradan öncelikle Z'ye giden ışına bakalım. Aynayı kesiyor ve bu ışın üzerinde cisim veya herhangi bir cisim görüntüsü yok. O halde O noktasından bakan gözlemci Z'yi görüyor. X'e giden ışına bakalım. Evet, bunun da önünde herhangi bir cisim veya cisim görüntüsü yok ve aynayı kesiyor. O zaman O'dan bakan gözlemci X cismini de görebilir. Fakat bu uzantıdan anlıyoruz ki Y'nin önünde X var. Dolayısıyla O'dan bakan gözlemci Y'yi göremez. O halde cevap olarak X ve Z'yi işaretliyoruz. Arkadaşlar, şimdi üçüncü ve son sorumuza geldik. Öncelikle K, L, M gözlemcilerinin düzlem aynalara göre simetrisini alalım. Ve her birinden ışınlar göndererek görüş alanlarını bulalım. Ayna düzlemlerini uzattık, simetrileri daha kolay bulabilmek için. Ayna düzlemini yarım köşegen uzunluğunda K'nın simetrisini buluyoruz. Bir köşegen uzunluğunda L'nin simetrisini buluyoruz. Ve aynı şekilde bakın yarım köşegen, yarım köşegen uzaklığında M'nin simetrisini buluyoruz. Aynanın her iki ucuna da ışınlar göndererek görüş alanlarını belirliyoruz. Buna göre sevgili arkadaşlar, K ve L XY cismini görebilirken M XY cismini göremiyor. Bugünlük dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.